Evet sevgili gençler bu bölümde sizlerle prizmalar ve renkler üzerine sorular çözeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Işığın prizmaya girdiği ilk doğrultu ile prizmayı terk ettiği son doğrultu arasındaki açıya sapma açısı denir. Aşağıdaki prizmaya aynı doğrultuda yollanan ışığın 3 ana rengi için sapma açılarına bakılıyor ve teta 1, teta 2 ve teta 3 olarak ölçülüyor. Teta 2 büyüktür, teta 1 büyüktür, teta 3 ise bu açıları oluşturan renkler aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiş olabilir diyor. Burada şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir e, kutu sayamam diye kodladığımız kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor şeklinde gidecek. Burada kırmızı aslında en az sapan renktir. Mor ve mavi de en fazla sapan renkler arasında olacaktır. Baktığımızda burada e, teta 2 açısı en büyük olduğu için en fazla sapan teta 2 olmalı. Yani aslında mavi teta 2 olmalı. E, bakıyoruz teta 1 arkadaşlar ondan sonra yeşil geliyor. E, en son ise en az sapansa teta 3 arkadaşlar o da kırmızıdır. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Evet sıradaki sorumuzu görelim. Magenta renkli ışık temati hava ortamında bulunan cam prizmadan geçtikten sonra şekilde verilen doğrultudaki K ve L ışık ışınlarına ayrılmaktadır demiş. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi magenta renkli olduğu için arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Burada mavi ile kırmızının karışımı magenta olması gerekiyor. Yani burada, K birisi kırmızı birisi mavi renkli olmalı. E baktığımızda kırmızı maviye göre daha az kırılacağı için o zaman K ışını kırmızı, L ışını mavi renklidir. Doğrudur arkadaşlar. İkiye bakalım. Prizmanın içinde K ışınının ortalama sürati L ışından daha büyüktür demiş. K ışının evet süratine baktığımızda kırmızı daha hızlı yani sürati daha fazla olduğu için zaten daha az kırılıyor arkadaşlar. O yüzden e, doğru K ışının ortalama süreti yani kırmızının daha büyüktür. Doğrudur. 3'e bakalım. K ışınının sapma miktarı L ışınının sapma miktarından fazladır demiş. Yanlıştır arkadaşlar. K ışını kırmızı daha az sapacaktır. O yüzden burada doğru cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olacaktır. Evet, sıradaki sorumuz renklerle ilgili bir soru. Bakalım. Karanlık bir ortamda mavi zemin üzerine yeşil renkli 1, siyan renkli 2 ve kırmızı renkli 3 rakamları şekildeki gibi yan yana konulmuştur demiş. Fener zemin üzerine magenta renkli ışık gönderirse zemin üzerinde okunan sayı hangisi gibi olur diyor. Şimdi öncelikle şu şemamıza bakalım. Yani e, şurada öncelikle kırmızı renk var. Kırmızıyla yeşili birleştirdik. Ee, yeşille de burada Maviyi birleştirdik Bunlar ana renklerimiz Ara renklerimize bakıyorum Kırmızıyla yeşili birleştirdiğimizde Sarı elde ederiz ee, Burada yeşille maviyi birleştirdiğimizde Siyan elde ederiz Mavi ile kırmızıyı birleştirdiğimizde Burada magenta elde ederiz En yani üçünün birleşimi de beyazdır arkadaşlar Bunu da e, bilmeniz iyi olur Şimdi buna göre bakalım. Magenta renk maviye gönderildiğinde bakıyoruz magentada mavi var arkadaşlar o yüzden buradaki zeminimiz aslında mavi ışığı yansıtacaktır yani biz buradaki zemini mavi olarak görüyoruz. Zemin mavidir. Şimdi yeşile bakıyorum bir numara yeşil arkadaşlar e, magenta yeşil üzerine gönderdiğimde baktığımızda magentanın içerisinde yeşil yok arkadaşlar. O yüzden direkt siyah göreceğiz. Yani bir numara siyah görünecek. İki numaraya bakıyorum. Siyan içinde magentaya bakıyoruz arkadaşlar. Magenta yoktur. O zaman iki numarada siyah görünecek. Üç numaraya bakıyorum. Kırmızı. Kırmızı da arkadaşlar magenta var. Yani şu şekilde baktığımızda magenta oluşturuyor. O yüzden ben 3'ü kırmızı göreceğim. Yani burada şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Mavi zemin üzerine e, siyah, siyah ve kırmızı renkler olduğu için ben e, buradaki sayıları 1 2 3 olarak görebilirim. Doğru cevabım E seçeneğidir diyorum. Sıradaki sorumuz gelsin. Şekil 1'de kırmızı ışıkla aydınlatılan beyaz zemin üzerinde sarı renkli kalemle yazılmış M harfi. Şekil 2'de siyan ışıkla aydınlatılan beyaz zemin üzerinde magenta renkli kalemle yazılmış E harfi. Şekil 3'te magenta ışıkla aydınlatılan beyaz zemin üzerine kırmızı renkle kalemle yazılmış B harfi verilmiştir. Şekil 1, şekil 2, şekil 3'teki zeminlere bakan gözlerin önünde sırasıyla mavi, yeşil ve sarı renkli filtreler bulunmaktadır diyor. Buna göre filtrelerin arkasından zeminlere bakan gözler hangi harfleri okuyabilir demiş arkadaşlar. Yine biz buradaki ışıkların ana renklerine bakacak olursak yani tek dar buradan çizelim. Kırmızı şöyle çizdiğimizde yeşil ve maviyi çizdik. Burada kırmızı ve yeşilin birleşimi burada sarı oluşturacaktır. Burada yeşil ve mavinin birleşimi siyan oluşturacaktır. Mavi ve kırmızının birleşimi ise magenta oluşturacaktır. Üçünün birleşimi yine beyaz oluşturacaktır. Şimdi böyle bir bakalım arkadaşlar. Birinci de ne diyor? Sarı renkli kalemle yazılmış M harfi var burada ve kırmızı ışıkla aydınlatıyorum. Yani kırmızın e, burada sarı renk e, kırmızı da var arkadaşlar. Yani ikisi bir kesişim olduğu için. O yüzden buradaki zemin kırmızı olacak. E, buradaki M harfi de kırmızı olacak. E, ve e, buradaki filtreden arkadaşlar geçse bile zaten ikisi de zemin ve e, şey e, sarı olduğu için. E, burada şekil bir de göremiyor. Şekil 2'de ise siyah ışıkla aydınlatılan. Magenta renkli kalemle yazılmış E harfi var. Yani ışığımız siyan. E, burada baktığımızda diğeri magentadır arkadaşlar. Yani aslında bunların içinde bu renkler olmadığı için siyan ve magentaya bakarsak buradaki E harfini biz normalde ne göreceğiz arkadaşlar? Siyah göreceğiz. Zemini ne göreceğiz? Burada e, zemini burada siyan görmemiz gerekiyor. E, yeşil filtreden zaten siyah renk geçecek. E harfi siyah olduğu için biz burada E harfini okuyabileceğiz arkadaşlar. Şekil 3'e bakarsak Şekil de diyor ki magenta ışıkla aydınlatılan e, kırmızı renkli kalemle yazılmış B harfi demiş. Yani magenta renk burada e, B harfini aydınlattığında kırmızı ışıkla e, burada yine kırmızıyı Görebiliriz. B harfi kırmızıdır. Zemin de aynı şekilde kırmızı olacaktır arkadaşlar. O yüzden biz B harfini göremeyeceğiz. Yani ikisi de aynı renk olduğu için. Yani biz burada görebileceğimiz şekil, şekil 2 olmalı. Yalnız E doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz.